Peki kere, sismik izolatörle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Çünkü son dönemde çok o da şey çok tartışılır oldu. Sunumlarda var dilerseniz. Benim uğraştığım konulardan da zaten. Öyle mi? Yani hangi binalarda, çok katlı binalar mı girelim sadece? Girelim mi yoksa nasıl yapalım? Birkaç sismik izolatör fotoğrafına evet. bakabiliriz. Ben de hemen sizin hazırladığımız. Şimdi yani siz, foto 3. ben de evet. Foto 3, evet, Özcem Çelik hocamızın hazırladığı fotoğraflardan bile de verebiliriz. Bir de aslında onu konuşurken izolatörü... Gelin mi oraya? Gelin, gelin hocam. İzolatörü konuşurken şu az önce Nagihan Hanım'ın sorduğu insanlar ne yapacak konusu. Geçenlerde yine sizin olduğunuz bir programda bunu konuştuk. Ben hatta izleyicilerimiz de... birazcık onu destekleyen yorumlar yazmışlar çünkü biz bunu yaşıyoruz diye. Binalarının dayanıksız olduğunu bilen insanların ölçtürmekten kaçındığını konuştuk ya. Evet. Çünkü dayanıksız olduğu ortaya çıktıktan sonra inşaat şirketleriyle baş başa mı kalacağım? Bu baş başa kalmada dezavantajlı olur muyum? Bu bina yıkılırsa acaba ne zaman yapılır? Bütün bu süre boyunca zaten ben dayanıklı bir binaya bulup geçebilecek miyim, kirasını ödeyebilecek miyim? Şimdi böyle bir belirsizlikten insanlar korkuyor, bir zarar görmekten. Güvenilir bir firmayla çalışabilir miyim, o firma başlar inşaatı yapar mı? Bütün bu sorular. Burada o kentsel dönüşüm sürecinde ev sahibiyle belki inşaat şirketlerini bir araya getirecek ya da o süreci daha sağlıklı yönetecek, hızlandıracak, evet. sorumlulukları biraz üstlenecek ve ekonomik olarak destekleyecek bir sistemin gelmesi gerekmez mi? Öyle olsa insanlar çok daha hızlı harekete geçmez mi? Evet, yani bu kentsel dönüşüm süreci insanları biliyorsunuz, bir kısım insanları, hepsini belki değil ama başarıyla sonuçlanan uygulamalar oldu. Evet. Uygulanmayan tamamen son benim bildiğim, herkesin ailesinde mutlaka öyle birileri vardır. 7 yıldır kirada olan insanlar da var. Tabii. İşte araya pandemi girdi. O önemli bir bu başarılı şey sonuçlananlar oldu. Sizle başlangıçta konuştuğumuz evet. karı yüksek bölgelerde, tabii. daha değerli bölgelerde, inşaatı yapan şirketlerin kazanımlarının da yüksek olduğu ve daha hızla, ivedilikle inşaatı bitirdiği yerlerde daha çok oldu. Çünkü hızla bitirirse bir an önce ya da ev sahibine bu kazanç oluyor. Dolayısıyla ev sahibine evet. de istediği metrekareleri daha rahat verebildiği projelerde evet. oldu. Onun dışındaki alanlarda insanlar daha çok zorlandılar. Maalesef bir yani o, uzlaşı sağlamakta. Öyle bir problem var ve o problem hala devam ediyor. Yani bu dediğiniz gibi yüklenicilerle, yani bir kere yüklenici seçimi çok çok önemli. Yani apartmanların, bu işi yaptıracak apartmanların, hatta benim bir önerim var. Mutlaka apartmandaki herkesin bu konulardan anlaması zaten mümkün değil. Tabii. Ama her apartmanın kendisine bu işleri yönetecek bir mimar ya da mühendis tutup, onlarla anlaşıp kendi adlarına bu süreci yönetmelerini ben çok öneriyorum. Ya birazdan belki konuşuruz. Mesela DASK alanda şimdi deprem bölgesinde evet. %49'u DASK'lıymış şu anda 10 ilin ortalaması. Evet. DASK'ta en yüksek poliçe değeri Türkiye'de 640 bin liraymış. Birçok yerde 200-300 bin lira, 150 bin lira, 200-300 bin lirasını poliçeler üzerinden ödüyor. Evet. Orada da burada muhtemelen bu kampanyalarda yapıldığı açıklamalarda devlet tarafından desteklenen bir inşaat süreci olacak. Benim anladığım bilmiyorum ama evet. ya orada da yenileme sürecinde insanların çok baş başa bir belirsizlik sürecinde ben şimdi hangi inşaat şirketiyle nasıl çalışacağım karmaşası yaşamadan o inşaat firma seçimi çok lazım. Önemli. Kesinlikle yani bu güvenilir olan firmalarda. Devletin bir başat rol oynaması lazım herhalde, burada. Böyle herhalde, büyük dönüşümlerde hele de deprem bölgesinde. Şimdi yani burada aslında konuştuğumuz yapılar on binlerce yapılar. Yeniden Tabii. yapılacak. Bu çok zaten devletin taahhüt ettiği ya da yapmaya gayret ettiği bir 100 binlik ilk etap var anladığım kadarıyla. Bunun ilk 30 bini işte çok hızlı bir şekilde yapılacak deniyor. Bunlar gayet güzel şeyler ama işte bu hızlı yapım teknolojilerinde belki birazdan vakit kalırsa evet. konuşuruz. Şimdi sismik izolatöre gelelim Nagihan Hanım'ın sorusuna. Şimdi bununla ilgili son zaman özellikle son günlerde depremden sonra şöyle iyi bir şey oldu. Depremden sonra Sağlık Bakanlığı'nın biliyorsunuz hastaneleri bir süre önce zorunlu olarak belli bir yatak kapasitesinin üzerinde izolatörlü olarak yapılıyor. Bu Hı-hı. çok doğru bir karardı aslında. Yani en azından hastaneleri böyle önemli bir deprem sonrasında fonksiyonunu devam ettirebilmek bakımından. Evet. Ve bunların performansları zaten testlerle ispatlanıyor ama tesadüfen bu işler yapılmaya başlandıktan sonra ilk izolatörlü binalar da bir şekilde test edilmeye de başladı Türkiye'deki depremlerde. Örneğin Elazığ'daki en son depremde, Malatya-Elazığ depremlerinde Elazığ'daki
bir hastane test edildi. İşte başarılı bir şekilde kullanılmaya devam edildi. Daha sonra bu depremde yine bölgede birkaç tane izolatörlü bina var. Evet. Onların performansları test edildi. Ve bunu da gören halk doğal olarak şimdi şöyle bir duruma geldik. Acaba benim apartmanımın bu izolatörlerle kurtarabilir miyim? Şimdi böyle sonradan da eklenebiliyor sanırım. Evet, hem ama yeniden... o çok hassas bir çalışma herhalde. Tabii tabii. Bu biliyorsunuz bizim Mecidiyeköy Viyadüğü'nün güçlendirilmesinde yukarıdaki tabliye ile alttaki kolonlar arasında hep kesilip izolatör eklendi. Hocam her boyut binaya izolatör konulabiliyor mu? Söyleyeceğim şimdi onu. Şimdi bu ama normal konut binalarında bir de bu kadar dertli işte 40 yaşındaki ve boyutları standartlara uymayan ya da standart altı dediğimiz konut yapılarında, betonarme yapılarda mühendislik hizmeti görmüş ya da görmemiş, zayıflıkları çok fazla olan yapılarda ve de özellikle de İstanbul Avrupa yakasından bahsediyorum, bitişik düzendeki olan yapılarda bunu yapmak mümkün değil. Çünkü şurada yani binamız dayanıksız çıktı, sismik izolatör bizi kurtarır mı diye sorsak. Hayır, yani ha, işte şöyle her türlü yapı bu bir kere... Olabildiğince biraz daha orta katlı ya da özellikle de az katlı olan yapılarda biraz daha etkin oluyor. Yüksek bir yapı olduğu zaman kullanılma etkinliği biraz daha azalıyor. Nedeni de şurada var. Burada bu arada benim gösterdiğim fotoğraflar, resimler hepsi bizim kendi grubumun resimleri. Şimdi hikaye şu aslında. Yapının bir titreşim periyodu var. Bu çok basit aslında. Çok da abartılacak bir durum da değil. Bizim yaptığımız yapıyı bir noktada belli bir kat seviyesinde, genelde bodrum kat seviyesinde ya da bazen arka katlarda da oluyor ya da giriş katında yapıyı yumuşatmak. Yani zemindeki şeyi aynı şu şeyler tekerlekli sandalyeler gibi değil mi? Yapıyı yumuşattığınız zaman üst kat zaten olabildiğince en az düzeyde etkileniyor. Yapılan iş bu. Yani periyodunu uzatıyoruz ve yapıya daha az deprem yükü gelmesini sağlıyoruz. Ya, ama yapının da bu hareketi yapabileceği bir boşluk olması lazım. Bu boşluk işte yapının türüne göre de değişiyor. Bunu uyguladığınız zaman bakın bu Japonya'da çok uygulanıyor. İlk çıktığı yerlerden biri olan Yeni Zelanda'da ki çok önemli depremler oluyor biliyorsunuz Yeni Zelanda'da. En son 2010-11 yıllarında iki tane peş peşe Canterbury'de depremler oldu. Christchurch şehri mesela çok etkilendi ve yeniden tasarlandı. Birazdan belki onu da konuşuruz. Bunların kullanıldığı çok yer var. Amerika'da peki mesela da... böyle bir iki bloklu apartman yapılmak isteniyor ve deniyor ki bizimkinde sismik izolatör de olsun. Mesela bu böyle daha küçük ölçekli yeni yapılarda mı? Yeni yapılacak bir inşaatta yüksek maliyetler yaratıyor değil, mu? Değil, değil. Bakın hep onu söylemeye çalışıyorum. Yani bakın bunu siz... Tek katlı binada da isterseniz biraz daha mini izolatörler var. Onlardan müstakil binanızda da yapıp kullanabilirsiniz. Bunun örnekleri zaten Japonya'da da var. İki ya da iki katlı bina yapıyor. Eğer deprem tehlikesi çok yüksek bir yerse o zaman izolatör kullanıyor ve hiçbir zaman o korkuyu yaşamıyor. Bu tür şeyler emin olun daha önce söylemişimdir mutlaka programlarda. Yeniden yani yapının maliyetinin içerisinde tüm bu izolatör de dahil tüm maliyetler %25-35'i geçen maliyetler değiller. Yani bu neden? Türkiye'ye girişleri bunların biraz geç oldu. Evet ama teknoloji de öyle. Aslına bakarsanız ilk gerçek yani önemli kullanımları 1980'lerin başında başladı. Belli bir geçmişi var. Evet ama Türkiye'ye girişi ve kullanımı biraz şey oldu, biraz peki, geç oldu. Bu izolatörler gibi yine şu kullanılsa çok büyük bir faydası var ve daha tabii kısa ki. Bir çözüm dediğiniz başka bir şey var mı? Var var. Dilerseniz şu an mevcut binalara uygulanabilecek ya da yeni yapılacak bu hem evet. Dönüşüm yerinde hem de şu an deprem bölgesindeki inşaat sürecinde mesela şeyi alalım, 6'yı alalım, 6 numaralı fotoğrafı alalım. Bu mesela bu yine benim Tokyo'dayken çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Tokyo'da insanlar daha doğrusu Japonya'da bu deprem gerçekten toplumda en üst düzeyde dünyada en üst düzeyde düşünülen ve de çözümleri geliştirilen bir ülke. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu işte Türkiye'de olsa ne olur bilemiyorum. Bunu daha önce belki göstermiş olabilirim ama insanlar deprem için balkonlarının bir kısmından bile en azından kullanımını çok engellememek koşuluyla bir kısmından bile vazgeçebiliyorlar. Bu eğik, bunlar diagonal çelik gördüğünüz mi? Çelik elemanlar. Evet. Bunlarla destekliyorlar. Evet, evet. Bunlar kolonları, yapıyı dıştan güçlendiriyorlar. Şimdi bakın bunlar aşağı kadar aslında iniyor. Dikkat ederseniz yapının en üst katına kadar da çıkmıyor. Gerektiği kota kadar çıkıyor. Çünkü yapının alt kotları biraz daha depremlerde daha fazla etkileniyor. Onun için yeterli olduğu kadar bunlar yapılabiliyor. Dışarıdan takılabiliyor.
mevcut betonarmeye. Ama şöyle bir durum var. Bunlar enerji sönümleyiciler. Biraz önceki sorunuzun şeyi. Normal çelik profiller de olabilmekle birlikte enerji sönümleyiciler de oluyor. Yani deprem etkisini yutan elemanlar da oluyor. Türkiye'de var mı bu? Var. Türkiye'de de üretilmeye de başlandı ve yönetmelikte de var. Hocam bu... binanın içine de böyle güçlendirici yapılabiliyor mu sadece, evet, dışarıya? Evet, ikisi de olabilir. Yani bu dıştan olduğu zaman binayı boşaltma ihtiyacınız olmuyor aslında. O bakımdan Japonlar bu tür yöntemleri 21'de çok... 21'de içten de görüntüsü var galiba, doğru mu? Foto 5'te. Evet, onu da... 5. fotoğrafta, evet, içten de görüntüsü var sanırım. Bu da Montreal'de yine Concordia... Siyah... Evet, şunlar. Evet. Concordia Üniversitesi'nin kütüphanesinde yine benim çektiğim bir fotoğraf. Bu mesela yine Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nün cephesinde bunu uyguluyorsunuz. Şu diagonaller, çaprazlar. Bir öncekini biraz daha tutalım mı? Onu çok kısa gördük, evet, içeridekini. Bir önceki kütüphanenin içinden olan fotoğrafı. Bir öncekini. Beşinci, foto 5. Evet. Hocam bitti, bir de kendi dairemizde böyle bir şey yapmak da bizim açımızdan koruyucu olur mu? Yoksa bütün binayla koordineli mi olması gerekiyor? Bence çok iyi bir soru sordunuz. Çünkü bu yanlışı yapan çok oluyor. Nayan Hanım, binanın sadece kendi oturduğunuz dairede bunu yapmanız hiçbir işe yaramıyor. Binanın bir bütün olarak düşünülmesi lazım ve temelden gereken kota kadar, bu bazen temelden çatıya kadar oluyor, en üst kata kadar oluyor. Bazen ara katlarda bu kesilebiliyor ama tüm binanın birlikte düşünülmesi gerekiyor. Yani tüm kullanıcıların bu işe katılması gerekiyor. Aksi halde zaten başarılı olmuyor. Ne kadar olmuyor. Uzun ömürlü böyle bir çözüm? Çok geçici çok. Mi yoksa böyle hayır. Bir depremi yaşar ve devam eder mi? Bazen şöyle, deprem değer hasar görürse şu bölüm çıkartılıp yenilenebiliyor. Yani şey gibi, yani bir mobil bir şey gibi düşünün. Bu bodrumda mesela bodrum katı var diyelim. Evet. Bütün katlarda aynı simetrik şekilde yukarıya mesela, kadar. Mesela evet. Mesela bunlar yerleştirilerek gidiyor. Bu üst katta gidiyor. Da var, alt katta da var. Bu aksta mesela devam ediyor. Bazen yapının işte bu aksında, bazen buna dik olan aksında yeterli olduğu kadar bunlar kullanılıyor. Bu bir de bunlar biraz daha ileri çözümler. Daha geleneksel, konvansiyonel çözümler de var. O da bizim Türkiye'de en fazla kullanılan betonarme kolonları, kirişleri mantolamak dediğimiz işte kesitlerini büyütmek. Diğeri de planda çok simetrik olarak betonarme perdeler, taşıyıcı olan duvarları ekleyip yapıyı aslında çok güvenli bir düzeye çıkarmak da mümkün. Sönümlemek dediğiniz için şunu sorayım. Bu sadece kolonları tutmak için değil. Hayır. Titreşimin binaya etkisini azaltmak için. Hem azaltmak hem de yükleri de bir miktarda taşımak için. Yani İkisi hem etkiyi azaltmak, o sönümleme dediğimiz şey. Hı hı. Aynı zamanda da binaya sönümleme olduğu zaman da binaya gelen deprem yüklerini de bir miktar azaltıyor. Aslında birkaç bakımdan çok etkisi oluyor. Aynı zamanda da gelen yükleri de, azalttığınız yükleri de karşılayan elemanlar. Yani evet. Bu yöntemlerin aslında çok değişik olan türleri var. Bunları Türkiye'de uygulayan, onu da söyleyeyim hemen, çok iyi mühendislik ofisleri de var. Hı. Uluslararası düzeyde. Açıkçası yalnız bunları yapabilmeniz için yapınızın biraz güçlü bir yapı olması gerekiyor. Yani çok öyle sıradan gördüğünüz herhangi bir semtteki herhangi bir yapımcının yaptığı ve böyle belirsizliklerle dolu bir apartmana, eğer apartman düşünüyorsanız, bunları uygulayarak apartmanı kurtarmanız mümkün olmuyor. Biraz daha bu işin açıkçası şey tarafı, biraz daha mühendislik görmüş olan bir binayı biraz daha upgrade etme durumu. Evet, yani çok ideal olmayan ama yine de derli toplu bir bina. Tabii düzgün binalarda bunları yapmak en yani uygun oluyor. Yani korozyon olan işte kolonlarında çatlaklar olan filan bir binada böyle çözümler Hayır onlar zaten muhtemelen bir değerlendirmeye girdiklerinde zaten çok muhtemelen güçlendirmeye bile gerek olmadan ya da sorunlu yapılar durumundaysa hemen yenileme imkanı ortaya çıkabiliyor. İsterseniz çok maliyetli mi bu? Geçelim bu hocam. Hayır, yine aynısı da. Aynı şeyi söyleyebilirim. Tabii ki her şeyin bir maliyeti oluyor ama getirdiği şey çok çok fazla. Şimdi